Ali Sevgen bizleri bekliyor, yatırım finansman direktörü. Nuri Bey hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi yarın da gözler merakla bekleniyor Merkez Bankası'nın faiz kararı. Siz %25'in üzerinde bir faiz artışı bekler misiniz? %25'in üzerinde bir faiz artışı olursa borsa nasıl etkilenir? Piyasalar nasıl etkilenir? Evet. Ya bu faiz olayı biraz şeye döndü. Yani bu hani vardır ya, enflasyona mücadelemize döndü aslında. Yani şimdi baktığınız zaman hani ne olur? Elektrik aynı fiyatta gidiyor, işte benzin aynı fiyatta gidiyor, kurlar aynı fiyatta gidiyor bir süre ama sürekli bir şeylere zam geliyor. Bu da onun gibi oldu. Yani faiz önce %8,5'tan 10 dediler, 15 dediler, 20 oldu, 20 kesmedi, 25, 40'ları duyuyoruz artık. 50 diyene denk geldim. Yani baktığınız zaman bu biraz abartıldı bence. Sabah Mert de çok güzel açıklama yaptı. Ben de öyle çok aman aman bir rakam beklemiyorum açıkçası. Çünkü asıl amaç burada. Yabancıların, ya doğrusu ülkeye döviz çekmek, değil mi? Asıl amacımız bu. Amacı kaçırmayalım bir kere. Ana merkezi de buyuz. Türkiye'nin eksi rezervleri var. Merkez Bankası'nın ödemesi gereken yükümlülükleri var. Dövizle ilgili sıkıntıları var. Bu dövizle ilgili sıkıntıları çözmesi lazım. Burada önemli aşama nedir? Yurt dışından yabancıların içeriye döviz sokması gerekiyor. Peki yabancıya döviz sokması için sadece faizi arttırmak yeterli mi? Değil. Bunun için o zaman ne yapacaksınız? Kuru yükseltecek bir durum yapmanız lazım. Eğer faizi fazla yükseltirseniz kur yükselmez. Ha şöyle bir strateji güdülüyor mu yeniden? Faizi biz biraz yükseltelim ama ortalama bir yerde kalsın, 20-25 seviyesinde. Sonra işte kurlarda işte stabil olarak yukarı doğru devam etsin. Yani en azından stabilizasyon vardı, yabancı yatırımcı gelir noktasında. Ben o kadar kolay olacağını sanmıyorum. En azından gelecektir tabii ki yabancı yatırımcı ama Türkiye'nin ihracat ihtiyacı olan rakam kadar geleceğini şu durumda beklemem. O yüzden faizlerin ben %20'nin üzerinde bir rakam çıkmasının bu söylediğim senaryoya uygun olmadığını düşünüyorum. Hatta 20'nin altında kalma olasılığı bile bence oldukça yüksek gibi görünüyor ama göreceğiz. Ha, enflasyona mücadele anlamında evet, yükseltilmesi lazım, doğru. Ama şöyle düşünün, Türkiye ekonomisi özellikle faizin düşük olmasından beslenen bir ekonomi. Şimdi siz faizi yükselttiğiniz zaman yani 120-130'da giden bir arabayı bir anda kazık veren yaptırıyorsunuz. Ve işte gayrimenkul sektörü ki emlak sektörü Türkiye'de neredeyse itici güç oldu son yıllarda. Burada kredi pazarında, sanayide bütün her şeyi durduruyorsunuz. Buna mukabil bir faiz hızı yükseltirseniz kurlarda da doğal olarak insanlar diyecekler ki ya arkadaş burada %30 faiz var. Doğal olarak benim maliyetlerimi de karşılıyor. Ne gerek var gideyim dolar alayım diyecek falan. O yüzden dolarda bir satış gelme ihtimali var. Doların yükselmesinin de önünü kesersiniz. Demin ihracı açılarla ilgili konuşmanızı dinledim. 30 dolar kurundan bahsediliyor. 30 dolar kuruna gitmesi isteniyorsa faizin o kadar sert şekilde ilk seferde yükseltilmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Normalde geçmişte ekonomik krizlerde ya da IMF anlaşmalarında hep yapılan ilk atama nedir? İlk yapılan şey doğal olarak kurun yükseltilmesidir. Devaluasyon. Yani valuation fiyatın yükselmesi, devaluation da doğal olarak fiyatın TL'nin değersizleştirilmesi anlamını taşıyor. Bunu yaparlar. Niye? İhracatçı burada bir nefes alsın. En azından doğal olarak önümüzdeki dönemde eğer bir şey olursa da biz orada faizlerle bunu dengeleriz noktası vardı. Kur serbest bırakıldıktan sonra da bir yerde overshoot dediğimiz sert bir hareket yapması beklenir. Ondan sonra faizler belli bir noktaya kadar yükseltir. Faiz bir şekilde dengeler kuru. Kur ondan sonra belli yerden sonra hatta dengenin altına kaymaya başlar. TL fazla değerlenmeye başlar. Merkez Bankası girer, döviz rezervlerini artırırdı. Klasik hareket buydu. Rasyonel politika buydu. Bunu bekliyoruz aslında. Yani şu anda biraz hani şeye dönmüş iş. Yani piyasada herkes bir şey konuşuyor. Bu da doğal olarak gelecek gibi beklentiyi bozuyor. Asıl sıkıntımız da bu zaten. Merkez Bankası'nın asli görevi gelecekle ilgili beklentileri yönetmektir. İrrasyonel insan tavırlarını rasyonel hale getirmek için uğraşır merkez bankaları. Çünkü sadece kura müdahale, nakdi müdahale veya faizlerle olmuyor. Aynı zamanda beklentileri düzeltmek veya uygun bir yöntemle rasyonel hale getirmek de çok önemli. İşte baktığınız zaman işte yatırımcı psikolojisi üzerine yapılmış ya da işte davranışsal finansla ilgili yapılmış bir sürü makale, yazı, kitap var. Bu noktada bütün merkez bankaları bunu uyguluyor. Ama biz yarın saat 14'e kadar faizin ne olacağını bilmeyeceğiz. Faiz kararı geldikten sonra da yukarı ya da aşağı sert hareketleri gözlemleyeceğiz borsada, dövizde, belki faizlerde. O yüzden oldukça karmaşık bir durumdayız. Yani bu tür belirsizlikler rahatsız edici belirsizlikler. Çünkü
bir şeyleri pozisyon almak istiyorsunuz. Kur riskiniz olabilir veya yatırımcı olarak borsada pozisyon almak istiyorsunuzdur. Ama bu belirsizlikler sizin doğal olarak pozisyon almanızı engelliyor. Çünkü aklınızın bir tarafına şöyle bir soru geliyor. Ya bunu yapacağım ama ya faizi yükseltirse, ya faizi o kadar yükseltmezse doğal olarak herkes beklemede. Hatta mümkünse kâra geçmeye, kârı realize etmeye ya da nakite geçmeye çabası içerisinde. Bundan kaynaklı belirsizlik bugünün de konusu. Borsa da o yüzden bunun belirsizliğini çok net yansıtan bir mecra. Kurlar da öyle. Kurlar 23.50 ile 23.65 arasında gidip gidip geliyor. Yani bu neden oluyor? Bu doğal olarak beklentilerin bir anda %40'a bir anda %15'e faizlerin düşmesi ve yükselmesiyle oluşuyor. Biraz uzattım mevzuyu Hakan Bey, kusura bakmayın ama biz de doğal olarak önce göremiyoruz. Öyle, ben de tam böyle ya bugün piyasalar nasıl olur diye soracaktım ama ona da bir yanıt gelmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, iyi yayınlar çok diyorum. Çok sağ olun doktor. Çok teşekkür ederim. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkürler tekrar. Evet, siz az önce